Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde yine ÖSYM alan sınavında en çok biyoloji öğretmen adaylarına sorulan sınıflandırmanın içerisinde dahil olan bir konuyla karşınızdayım. Üç tane grup var. Parafiletik, polifiletik ve monofiletik. Dilerseniz önce monofiletikten başlayalım. Çünkü monofiletik modern sınıflandırmada biyolojik taksonların temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bir daha söyleyelim. Monofiletik gruplar Modern sınıflandırmada biyoloji taksonların temelini oluşturur. Fakat parafiletik ve polifiletik için tam olarak böyle bir şey söylemek doğru değildir. Yani şunu demek istiyorlar. Bütün canlılar ortak bir atadan türemiştir şeklinde yorum yapmaya çalışıyorlar. Şimdi arkadaşlar monofiletiğe baktığımızda şöyle bunu tarıyorum tam olarak belirgin olsun diye. Bakın ata soyu da aldık ve bundan türeyen bütün soyla bütün soyları dahil ettik. Yani hem e, ata bireyleri hem de bundan türen bütün alt soyları e, dahil ediyoruz. E o yüzden monofiletik yani tek bir grup altında topladık gibi düşünebilirsiniz. Gelelim polifiletik gruba. Polifiletik gruba baktığımızda arkadaşlar ata birey yok e, ancak bir grubun tüm bireylerini dahil etmiş yani alt soyların tamamını dahil etmiş buna da polifiletik diyoruz. Dikkat edin ata bireyi dahil etmiyoruz. Gelelim parafiletik gruba. Parafiletik gruba baktığımızda bunu da şöyle kırmızıyla çizelim tam belirgin olsun. Bakın A'yı dışarıda bıraktık. Burada B'yi ya da C'yi ya da D'yi de dışarıda bırakabilirdik. Ya da birkaç tanesini de dışarıda bırakabilirdik. Ama en az bir tanesini dışarıda bırakıyoruz. O zaman e, ortak atayı e, ve bu atadan türemiş olan e, alt soyların bazılarını dahil ediyoruz. Yani en az bir tanesini dışarıda bırakıyoruz. Buna da parafiletik grup diyoruz arkadaşlar.